Evet, selamun aleyküm. Bildiğiniz gibi Ömür Yerinet'in annesi ve babasının akumalanacağı bölüm, yani 21. bölümden yeni bir spoiler paylaşıldı. Ve bölümün hikayesi de açıklandı. Tamam, direkt hikaye demeyelim ama işte birkaç şey paylaşıldı, hikayeyi de oradan anlayabiliriz. Tiki şeker krizine girecek ve Marinette'i bu bölümde çok az göreceğiz. Astro Kedi gezegenimizden daha büyük bir şanslı tılsım falan filan her şey olacak. Ama en önemlisi Marinette'in annesinin akumalanmasını benim gibi dört gözle bekleyen fanlar için. İnşallah akılda kalıcı bir süper kötü olur. Ve kısa zaman önce Jeremy Zeg resmi Instagram hesabında Mucizenin Uyanış filmi hakkında yeni bir spoiler paylaştı. Bugün size işte öylesine teori falan üreteceğiz her zamanki gibi. Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone ol. 30 bin abone olalım artık. İlk olarak şunu söylemek isterim ki bu gerçekten çok büyük bir tılsım ve bunu yapan kişi mucize kullanan bir insan olamaz. Umarım ki bunu Uğur Böceği'nin Cat Blank versiyonu gibi bir şeye benzeten tek ben değilim aramızda. Yani şimdi bu Tiki'nin işi olduğu çok açık ve ortada. Tiki'nin gücünü neden kullandığını da biliyorsunuz, Marinette'le biraz tartışmışlar, bir iki diyalog yayınlanmıştı hatırlarsınız. Ve evet, bu bölümde Marinette'i çok kısa bir süre çok az göreceğiz. Adrian'ın Optigami bölümündeki hali gibi işte 1-2 dakika falan. Kediciğimizi bayağı bir boşladınız, bunu da biraz boşlayın bir zahmet. Evet, bölümde yeni bir süper kötüyle tanışacağız. Marinette'in annesinin akumalanmış hali, gerçekten bunu çok heyecanla bekliyorum ben. Ve Şangay özel bölümünden beri kahramanlarının birinin uzay kostümü kullandığını ilk göz gördük, o da kara kedi oldu. Ve o şanslı tılsımın ne olduğunu tam olarak anlamadım ben. Balon mudur nedir işte tam çözemedim. Siz biliyorsanız da bir şeye benzettinizse yorumlara yazın. Bana Instagram'da bir arkadaşım bu fotoyu atmıştı. Ve evet, adam haklı. Tiki'nin altındaki şey var ya, onunla bu şanslı tılsım çok benziyor. Artık o şey her neyse, bir masa mıdır, kruvasan mıdır nedir, her şeye benziyor. Bir fikriniz falan varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ve bir bölümde çok güzel bir şey gördük. Eğer bir şanslı tılsıma bir kedi krizim yapılırsa, bence şimdiye kadar hiç görmedik, yani ben hatırlamıyorum. Eğer bir şanslı tılsıma bir kedi krizim yapılırsa ne olduğunu kendiniz gördünüz işte. Ve bu çizgi dizide gerçek bir mucize olacaksa, o da kara kedinin bu patlamadan sağ çıkması olacak. Bu patlamanın kalıntıları dünyaya kadar gelir, onu söyleyeyim. Ve ortada şöyle bir şey de vardır ki, bir akumalanan insanın verdiği hasarı onarmanın tek yolu Uğur Böceği'nin şanslı tılsımıdır. Ve Allah iyiliğini versin, bizim kara kedimiz de onu bir güzel patlattı. Evet, şimdi ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de bizim Uğur Böceği'ne ihtiyacımız var. Çünkü bütün olanları geri getirmenin tek yolu bir şanslı tılsımsa ve Tiki bunu yaratınca yeniden bir facia doğacaksa, o yüzden bir Uğur Böceği'ne ihtiyacımız var mutlaka. Marinette olmasın, her kim olursa olsun bir Uğur Böceği. Ve hatırlarsanız doğrulanan bir bilgiye göre Mucize'nin 4. sezonunun bir bölümünde Alia Uğur Böceği'nin mucizesini kullanacak. Peki o bölüm bu bölüm olabilir mi? Çünkü Marinette olmayacak. Bu arada Marinette niye olmayacak diye sorarsanız, biliyorsunuz ki Marinette'in babasının akumalandığı bir bölümde hatırlarsanız ki Marinette'in babasının görevlerinden biri de Marinette'i korumaktı. Bir keresinde Thomas'a sormuştular ki 4. sezonda neden hep akumalanan insanlar eskiden akumalanan insanlarla aynı? Thomas dayı ise cevabında hedeflerinin 5 yaşlı çocuklar olduğunu söylemişti. Thomas dayı, resmen bizi diss atıyorsun ya. Her neyse, ve bunların tartışma konusunun da Marinette olacağından senin dilinle kaşını yalayamayacağın kadar eminim. Evet, belki de Marinette annesinin gücü yüzünden dönüşemeyecek Uğur Böceği'ne. O yüzden küpelerini de verecek, bir Kıvamiye Kıvamiye'de götürüp verecek. Şeye, ne lan onun adı? Evet, Alia'ya. Alia da Uğur Böceği olacak ama bir seferlik. Sonra ise kötüleri yenecekler, mutlu son. Şimdi ise gelelim Mucizenin Uyanış filmi hakkında paylaşılan spoiler'a. Şaka lan oğlum, dur bir dakika, daha konuşacaklarımız bitmedi. Bence bu bölüm bizi Cat Blank bölümüne bir adım daha yaklaştıracak. Burada yine kara kedimizi üzecekler. Eğer olursa Alia Uğur Böceği'nin mucizesini kullanırsa şöyle olacak. Kara kedi görecek ki artık bu Uğur Böceği buna öylesine güveniyor ki kendi mucizesini bile buna devredebiliyor. Ama kara kedi hala kimliğini açıklamadı. Aga be. Evet, bence bu bölümde Cat Blank bölümüne biraz daha yaklaşacak. Yine kara kediyi üzecekler. Şimdi ise gelelim o Mucizenin Uyanış filmi hakkında paylaşılan spoiler'a.
Çok konuşmayacağım bunun hakkında. Ne yazıyor altında? Evet, gördüğünüz gibi Adrian'dan bahsediyorlar. Burada okuldan döndükleri çok açık ve muhtemelen Adrian'la yeni tanışmıştır Meredith ve ondan çok hoşlanmıştır. Ve bildiğiniz gibi Lady Dragon'un başrol aldığı yeni bir dizi çıkacak ve ben o dizi hakkında da video yapacağım. Çok fazla teorim var. İşte bu kadar. Hadi kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ya da isterseniz beğenmesiniz de abone olmayı canınız sağ olsun. Hadi eyvallah ya.